Evet. Partiye davet ettiğim arkadaşlar nihayet geldi. İçeri gelin millet. Oh, sağ ol. Ellie, gelebilmişsin. Ne oldu? Aha! Çamurlu bir yerden geçmişim sanırım. Galiba içeri gelemiyorum. Bunları sana bırakayım. Ama balonun bende kalmasına izin ver. Daha önce hiç lastik terlik gördün mü? Balonun üstüne ayağını koyup söndür. Ayakkabını tamamen kaplayana kadar devam et. Ucunu içeri sokmayı unutma. Daha ilginç olması için iki renk kullan. Şuna bak. Kendime galoş yaptım. Bak, hiç iz kalmıyor. Hey, bunlar müthiş. Balon için teşekkürler. Lafı bile olmaz. Popitler, popitlere bayılıyorum. Ah, şu senin popitlerin yok mu? Cidden ama. Tatlım, dişlerini fırçalaman gerek. Hadi ama, işte diş fırçam ve diş macunun. Hayır, dişimi fırçalamaktan nefret ediyorum. Ama mecbursun. Şimdi sok şunu ağzına. Dediğimi yap, bu önemli. Hayır, yapmayacağım. Nefret ediyorum. Beni zorlayamazsın. Sadece popit istiyorum. Of, bazen çok zor oluyorsun. Demek zorlayamam ha? Pekala, bu kadar yeter. Bu benimle geliyor. Popiti diş macunuyla dolduruyorum. Her boşluğa birazcık. İşte bu kadar yeter. Şimdi sıra karbonatta. Bütün popitin ve diş macunlarının üstüne serpiyorum. Bitti ve artık hazır. Ağlama artık tatlım. Bak, popitini geri getirdim. Yaşasın, popitim geri geldi. Hop, işte gidiyor. Umarım işe yarar. Doğruca ağzıma girdi. Anne, ağzımdaki ne? Diş macunu ve şimdi diş fırçalama zamanı. Hayır, bu haksızlık beni kandırdı. Bütün günü böyle patlatarak geçirebilirim. Selam, ne haber? Sende çikolata varmış. Beş tokuş edelim mi? Olamaz, bütün şekerlemeler döküldü. Tüh, her yere dağıldılar. Ha, birkaçı benim patlat oyuncağımın içine girmiş. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi her noktaya bir şekerleme. Ve üstüne erimiş çikolata dökelim. Bütün sıraları güzelce dolduralım. Baştan aşağı bir uçtan diğerine. Ve bunu bir süre buzdolabına koyuyoruz. Şimdi her biri yerinden çıkmaya hazır. Bak, şekerlemeyle çikolatayı birbirine kattık. Al bakalım, bu senin olsun. Teşekkürler. Çok güzel olmuş. Çok akıllıyız. Bu şarkıya bayılıyorum. Jennifer ve kötü müzik zevki. Bu mısradaki tempoyu duymalısın. Bu sakız da harika. Balon da yapayım. Olamaz. Ne oldu? Sakız Eva'nın saçında. Ay, ne yapacağım şimdi? Pekala. Belki de dikkatlice alabilirim. Farkına bile varmaz. Bakıyor. Sakin davran. Olamaz. Başını kaşıyor. Sakıza değebilir. Neyse. Eline geçmedi. Ucuzu atlattım. Pekala. Sakızı tekrar saçından almayı deneyeceğim. Bunu yapmanın daha iyi bir yolu olmalı. Bir dakika. Bu içecek sorunun çözümü olabilir. İçeceğimi soğuk tutması için içine buz küpleri koyuyorum. Selam buz küpü. Arkadaşımın saçını kurtaracaksın. Buzu dikkatlice sakızın üstüne koyuyorum. Güzel. Sakız artık yapışmadan çıkacak kadar soğudu. Neyse, saçından çıkardım ve ruhu bile duymadı. Sakızımı da geri aldım. Ya da yok, şurada kalsın şimdilik. Eva'nın ruhu bile duymadı ama ben sakız çıkarma konusunda bir ninja gibiyim. Evet, daha hızlı. Hadi. Pardon. O elindeki telefon mu? Benim sınıfımda olmaz. Şu an bakmıyor. Hey! Biliyorum, telefona izin yok. Ama oyunu da kazanıyordum. O kadar eğlenceli değil. Şimdi ders mi yapmam lazım yani? Bir dakika. İşte bu.
Çık, çık. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Neredeyse bitti. Tada! Öğretmen beni şimdi yakalasın da görelim. Ciddi olamazsın. Bu sadece Poppet. Bunlarla oynamaya izin var. Bunu göreceğiz. Bunları hep denemek istemişimdir. Çok rahatlatıcı. Tamam o zaman ufaklık. Kesin kazanacağım. Pazar günü hiçbir şey yapmadan dinlenmek ve arkadaşlarla takılmak gibisi yok. İşleri daha ilginçleştirmeye cesaretin var mı? Baş aşağı asılı durabilecekken eski sandalyelere kim ihtiyaç duyar ki? Hey, bana katılacak mısın ha? Şu her günkü yer çekimine boyun eğmek şart mı? Her şeyi baş aşağı çevir. Bir arkadaşınla birlikte yer çekim yasasına karşı geldiğin bir video yayınlayarak tüm arkadaşlarınızın kafasını karıştırın. Duvara bir halı asıp yanına da masa koyarak fonun yer gibi görünmesini sağlayın. Etrafı azıcık temizlemek her zaman iyi bir fikirdir. Tamam, burası bitti gibi. Amy, arkadaşına yardım etmeyecek misin? Görünüşe göre telefondaki şey her neyse temizlik yapmaktan daha ilgi çekici. Hem temizlik manyağı bir arkadaşınız varken ne diye o kadar enerji harcıyorsunuz ki? Oh, temizlik yapmaktan yoruldum. Galiba tek ben yapıyorum da ondan. Hey Amy. Efendim? Bana bir iyilik yapabilir misin? Çöpü şuraya çeker misin? Hadi, koca evi tek başıma temizledim. Lütfen. Yürü be Amy, arkadaşın için en azından bunu yapabilirsin. Ay! İçinin su dolu olduğunu bilmiyordum. Hadi aman, bu şaka harikaydı. Hem de etrafı güzel dağıttı. Öf, çoraplarım ıslandı ya. Senden nefret ediyorum Lily. Amy yerleri temizlemeye yardım etmek zorunda anlaşılan. Biliyorum etrafı dağıttım ama kesinlikle değdi. Amy bir dahaki pazar bana yardım edersin artık değil mi? Bana atıştırmalıklar kralı denmeli. Chloe birazdan dersten çıkar. Ama o kadar bekleyebilir miyim bilmiyorum. Biraz Looney Pop iştahımı kapatmaz. Nefis çilek tadında. Evet, sayıyı al. Bunu şuraya bırakayım. Bu masayı en son ne zaman temizlemiştim? İğrenç. Şuraya yaslayayım bari. Düşme. Güzel. Sınavdan sonra aç olabileceğini düşündüm. Ya çok düşüncelisin Adam. Şekerimi buraya bıraktığıma yemin edebilirim. Çok tuhaf. Düştü mü acaba? Of, Lollipop'um. Neredeysen çık ortaya. Adam. Buldum. Sanırım üstünde yeni bir yaşam oluşmuş. Bu çok iğrenç. Parayı alırım ama. Saçlara baksana. Bu nedir? Sürpriz yumurtadaki hediye. Bu küçük kutular çok kullanışlı oluyor. Bunu sonrası için saklayayım. Dibine küçük bir delik aç. Bu kadar saç nereden gelmiş ya? Alttaki küçük deliği görüyor musun? Lollipop'un çubuğunu oradan geçirebilirsin. Öylece şeker hiçbir yere değmez. Baksana. Üstelik pislik yapışmaz. Ve sonrası için saklayabilirsin. Sana da bir tane yaptım. Keşke bu daha önce aklıma gelseydi. Şunu açabilir miyim? Seninle sonra görüşürüz. Çünkü şimdi cips zamanı. İşte buradalar.
En sevdiğim naneli şekerler. Vay canına. Ama tanrım. Çok hoş çocuk. Keşke onu öpebilsem. Of, bu ders çok sıkıcı. Yanımda oturduğuna inanamıyorum. Ağzım berbat kokuyor. Nanenin yardımı dokunur. Şimdi merhaba deme zamanı. Of ya, dilim azalmış. Şarj etmem lazımdı. Telefonu neredeyse kapanacak. İşte fırsat. Onu bu durumdan kurtarabilirim. Şarj aletim yanımda. Hey, bak. Yardımcı olabilirim. Olamaz. Bu kız neler yapıyor böyle? Aman tanrım, çok utanç verici. Ay, geri sardım. Bunu düzeltebilirim. Mentos, çözüm bu. Kendimi tuvalete atabildim. Pekala, Mentos halkaları beni kurtaracak. Hepsini buraya saklayabilirim. Harika. Kimse farkı anlayamaz. Evet, çok akıllıyım. Siz yine çantama girin bakayım. Tamam, şimdi dönmeye hazırım. Hey, telefonunla ilgili problem için sana yardımcı olabilirim. Vay canına, harikasın. Hayatımı kurtardın. Hey, bir Mentos alabilir miyim? Aa, olmaz. Hepsi benim. Üzgünüm. Hepsi gitti. Vay canına. Ne tuhaf bir şey bu. Neredeyse yakalanacaktım. Oh, şöyle uzun bir günden sonra ayaklarını uzatıp bir içecek almak ve... David, temizlik yapacağına söz vermiştin, hatırladın mı? Peki. Yukarıların tozunu almaya hazırım. Yukarısı da bayağı tozluymuş. Teşekkürler. Rica ederim. Oh, evet, nerede kalmıştım? Ha? Birazcık daha yardım eder misin? Aynanın üstü tamamlandı. Ah. Uzun boylular asla ara veremiyor anlaşılan. Ama başka nasıl yukarıya ulaşılır ki? Bu en kötü cumartesim. Ne? Hala yardımın lazım. Of, tamam. Hey, bir fikrim var. Ortalıkta plastik tabureler mi var? O zaman onları kullan. İyi, peki. Şimdi onları sağlam ve güvenli hale getirelim. Düşmek istemezsin herhalde. Dahi miyim neyim? Şimdi şekerlemelerimi huzur içinde yiyebilirim. Vay canına, demek dünya yukarıdan böyle görünüyor. Bak nasıl yürüyorum. David, harikasın. Hey, bu çok acayip. İzninizle. Ne gıcıksın? Film seyrediyoruz Adam. Dikkatli olsana. Şu Skittles açılmıyor. Gökten şekerleme yağıyor. Aferin Adam. Ay. Hey, şuna bak. Mor renkli gazoz mu? Bu şekerleme sayesinde. Bayağı müthiş değil mi? Bakalım bununla başka neler yapılabilir. Hey! Şu boş resim paletini görüyor musun? Şimdi daha iyi oldu. Biraz suyla...
şekerin üstündeki boya çıkıveriyor. Resim fırçasını buna sür ve patlamış mısırlarını daha ilginç hale getir. Şu renklere bakın. Bir süre sonra bütün kaseyi doldurabilirsin. Aç olan var mı? Bunları nereden buldun? Umarım tatları da görünüşleri kadar güzeldir. Kesinlikle öyle. Ah evet, müthiş. Bir daha normal patlamış mısır yemeyeceğim. Bir sayı daha ve oyun bizim, hadi. Evet, yapabileceğinizi biliyordum. Hey Kevin, biraz fazla coşmadın mı öyle? Ay, bunu ben mi yaptım? Ortalığı temizleme vakti, ne dersin? Of ya, şunu da kırdım değil mi? Annem beni öldürecek. Bunu kurtarmanın bir yolu olmalı. Ay, pekala Kevin. Biraz dikkatli düşün. Evde saati tamir etmek için kullanılacak herhangi bir şey var mı? Hey, Kevin'in beyni yanmaya başladı. Bunun için bir plak ve birkaç domino taşı gerekli. Saatin pillerinin takılı olduğu bölümü çıkar ve plağın ortasındaki deliğe tak. Birkaç kez çevirerek vidalarsan yerine güzelce yerleşir. Şunun gibi küçük bir conta al ve plağın öbür tarafına da tak ki pil bölümü sağlam dursun. Sonra buraya bir civata geçir. Şimdi akrebi bunun üstüne tak. Aynısını yel kovanla da yap. Ve son olarak saniye ibresini tak. Saatin sayılarını yapmak için gerekli sayıların olduğu domino taşlarının üstüne biraz sıcak silikon sür. Yani üstünde 12 olan domino taşı 12 yerine gelecek. Tüm sayılar tamamlanana kadar devam et. Şimdi bunu duvara as da yeni bir saatin olsun. Nasıl görünüyor Kevin? Vay canına, önceki saatten daha da güzel görünüyor. Hey, niye orada duruyorsun? Son tasarımıma baksana. Çok güzel değil mi? Fazla gazoz karnını fena ağrıtabilir. Benimkinin kalanını ister misin? Daha fazla içemeyeceğim. Aslında biraz eğlenelim mi? Hadi takla attırma yeteneğimizi deneyelim. Ve başla. Döndür. Oldu. Yok olmadı. Bak. Şuna bak. Nasıl gidiyor? Hayır. Kumbaram. İşte gitti. Çok fena. Bunun olacağını düşünemedim. Annem aylardır araba için para biriktiriyordu. Korkma. Bir fikrim var. Ve bize gereken sadece bu. Gerçekten. Boş şişeyi ikiye böl ve etiketini çıkar. Kesik kenar boyunca sıcak silikon sık. Şişenin dibini yapıştır. Kuruyunca ortasına bir kesik at. Sonra güzelce pembeye boya. Kulakları unutma. Ne sevimli değil mi? Müthiş görünüyor. Annem buna bayılacak. İşte geliyor. Arabaya bir adım daha yaklaştık. Çok zekice. Sınav düşündüğümden zormuş. Ve daha yorucu. Akşama parti mi var? Ama Lili partiye hazır değil. Ne? Kesinlikle değil. Ama belki ufak bir yardımla... Bella, ne oluyor? Neredeyim ben? Makyaj zamanı Lili. Yüzünden başlayalım. Giza'nın yağına mı batırdın yüzünü? Merak etme, ne yapmak gerektiğini biliyorum. Hadi başlayalım. İyi bir kontürü yabana atma. Veya bir iki beni.
Yeni görünümün hakkında ne düşünüyorsun? Neredeyse saçları unutuyordum. Bir düşüneyim. Buldum. Bu dağınık topuz gidiyor. Bence örgü yapalım. Ve buraya kadar gelince saçı yukarıya it. Biraz geriye çek. Ve bir tel tokoyla tuttur. Şimdi sıra öbür tarafta. Mükemmel. Dönüşüm diye buna denir. Sınavı unutmuşum. Bunu nasıl yaptın? Şimdi saçlarımız uyumlu oldu. Gitsek iyi olur. Seni kesinlikle yeneceğim. Olamaz, patlamış mısırımız bitti. Hemen dönerim. Buralarda bir şey olmalı. Yok artık. Şu yiyeceklere bak. Gazozu, cips de var ve pizza. Vay canına, bir sürü atıştırmalık var. Hey, bu yiyecekleri taşımama yardım et. Dövüşün tam ortasındayım. Yardıma ihtiyacım var. Hiçbir şey düşürmek istemiyorum. Hayır, düşüyor. Atıştırmalıklar çarptı. Sana yardıma ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Affedersin, sana yardım edeceğim. Bir dakika, harika bir fikrim var. Hemen dönerim. Tamam, elimde bu kola şişesi var. Elbette becerikli silikon tabancam olmadan olmaz. Ama sadece kapakta bir delik açmak için ısısından faydalanacağım. Evet, işte böyle. Soğuyunca delikten bir pipet geçiriyorum. Şimdi bu tamam olduğuna göre sıra ikinci aşamaya geldi. Şimdi de pizza ve cipsle de ekliyorum. Vay canına, harika görünüyor. Hey, bak ne yaptım. Vay canına, bu müthiş. Bunu koyayım da yemeye başlayalım. Hazır mısın? Hadi yiyelim. Çok iyi. Bunlar kesinlikle en sevdiğim yiyecekler. Bu film harika olacak gibi. Şekerlerden ben de alabilir miyim? Tabii al. Bir tanecik şeker ha. Oysa sende bir kase var. Daha fazla şeker alabilir miyim? Peki. Al. Zahmet etme, ben kendim alırım. Bu ne ya? O kadar çok şeker aldığına inanamıyorum. Bu otlakçıyı durdurmanın bir yolu olmalı. Sanırım bu harika bir çözüm. Hemen dönerim. Tamam, bitkiyi saksıdan çıkarıyorum. Neyse ki yapay bir bitki. Ve iki saksı olduğu için bunu bir kere daha yapıyorum. Şimdi patlamış mısır kovası ve altını kesip çıkarabilmem için makas lazım. Şimdi sıra silikon tabancası ve sıcak silikonda. Tabanını iyice kaplayacak kadar sıcak silikon gerekli. Yapay bitkiyi buraya iyice yapıştırıyorum. Bunu bir kenara koyuyorum. Şimdi saksıyı tekrar alıyorum. Şekerleri bunun içine koyacağım ve bitkiyi de şekerlerin üstüne yerleştiriyorum. Mükemmel. Şekerler hiç görünmüyor. Ve görüntüyü iyice gerçekçi hale getirmek için biraz da toprak serpiyorum. Yapay bir bitki ve gerçek toprak kimin aklına gelir ki? Geri dönüyorum ve bitkiyi yerine yerleştiriyorum. Pekala, umarım önemli bir şey kaçırmamışımdır. Şekerlere ne oldu? Hepsi bitti ya, kusura bakma. Hiç belli etmeden şuraya dönüyorum ve... Bir şeker alıyorum. Mükemmel, hiç fark etmedi. Olamaz. Bir sorun mu var? Hayır, sanırım yok. Evet, otlakçıdan kurtuldum. İşte burada. Yepyeni güzel kasketim. Daha üzerinde bir toz bile yok. Bununla amma havalı görünüyorum. Evet, çok iyi. Sessiz ol, sessiz ol. Of ya, yüzün ne komik oldu. Çok komik. Kanka, yeni kasketin acayip iyi. Bende nasıl durdu? Dikkat et, yeni o. Pekala, geri alabilir miyim artık? Bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi şunu yakalamaya çalış. Hayır, lütfen yapma.
Pardon kanka. Kasketim nerede? İyi durumda mı? Hayır. Olamaz. Kabus bu. Yeni kasketime başka birinin sakızı yapışmış. Of ya, şu lekeye bak. Ay evet, bayağı fenaymış. Üzgünüm. Bunu nasıl temizleyeceğim şimdi? Zor tabii. Bir dakika, buldum. Baskılı bir kumaş al. Ve kasketinin siperliğine uyacak şekilde kes. Siperliğe sıcak silikon sık. Kurumadan kumaşı yapıştır. Kumaş mı arttı? Üstüne şöyle kesikler at. Sonra siperliğin altına sıcak silikon sık. Kumaşı silikonun üstüne dikkatlice katla. Şimdi siperliğin kalanını da sıcak silikonla kapla. Böylece siperliği uygun bir kumaşla tamamen kaplayabilirsin. Bayağı düzgün oldu ha? Sadece bana mı öyle geliyor, yoksa eskisinden daha mı iyi görünüyor? Evet, bu gerçekten benzersiz oldu. Of, nerede şu? Hey, sende su var mı? Sorun değil. Birkaç şeyin yerini değiştirmem lazım. Buralarda bir yerlerde... Dikkatli ol Betty. İyice saçma oldu bu iş. Bir dakika. Bir saniye daha. Yanında ne çok şey taşıyormuşsun. Kesin yaklaştım. Benim yapacak işlerim var. Hadi ama. Betty, sen ciddi misin? Sonunda buldum. Bir dahakine bunu dene. Bir tişört ve sütyen al. Ve üstüne bunları koy. Tişörtü katla. Sonra dürüm gibi sar. Ve son olarak ama en önemlisi... Bir çorabı al, içini dışına çevir. Bir elini içine sok ve kıyafetleri tut. Sonra üstüne çorabı geçir ki... Kıyafetlerin hepsini sıkı sıkı sarsın. Bak, böylece çantaya ne güzel sığıyor. Ve içinde başka şeyler koyabileceğin bir sürü boş yer kalıyor. Bu bütün olayı değiştirir. Bir bak bakalım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Çok akıllıca. Derse gitsek iyi olur. Ne oyundu. Atışını yaptı ve sayır. Vay canına, pis bir koku var. Gidip tazelensem iyi olacak. Tam ihtiyacım olan şey. Köpüklü banyo, yaşasın. Sıcak su. Tamam. Şimdi bana köpük lazım. Şimdi gizli şifremi gireyim. Tam ihtiyacım olan şey. Meyveli. Boşmuş. Şunu deneyelim. Yok. Peki ya bu? Burada bir şeyler olmalı. Aha, bundan köpük sesi geldi. Of, bütün istediğim lastik ördeğimle sakinleştirici bir banyo yapmak. Ben şimdi ne yapacağım? Aptal şişeler. Hayat hiç adil değil. Oh, benim zavallı kokarcam. Banyo yapmak için köpük kalmamış mı? Al bakalım. Hayır, aptallık etme. Bir dakika, bir fikrim var. Biraz banyo tuzu al. Biraz boya ekle ve karıştır. Pudrayı papetin içine doldur. Her bir sırayı doldurup üstüne bastır. İyice oturduğunda ters çevir ve pudrayı içinden çıkar. İşte sana ev yapımı bir banyo bombası. Artık endişelenme. Annecinin banyo işini halletti. Anne, sen harikasın. İyi banyolar tatlım. Bu müthiş. Rengarenk olmuş. Hadi dene bakalım. Oo, bak nasıl dağılıyor. Çok güzel. İçine girmek için sabırsızlanıyorum.
Güle güle o. Oh. Keyfini çıkar ve kulaklarının arkasını temizlemeyi unutma. Köpüğe bayılıyorum. Ve popitime de tabii.